İstanbul'da 8. Türk Dünyası buluşması vardı. Türk Dünyası 2040 vizyon belgesini uygulamaya alacağız. Bu belge ufkumuzun sadece üye ülkelerle sınırlı kalmadığını gösterecek, barış, huzur ve refahı tüm bölgemize yayma irademizin tezahürü olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mesajı Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda ev sahipliğini yaptığı Türk Konseyi zirvesinde verdi. Liderlerle ikili görüşmelerde yapan Erdoğan, zirveye katılan ülkelere ekonomik işbirliğini geliştirme çağrısı yaptı. Toplam ticaret hacmimiz yaklaşık 21 milyar dolar düzeyinde seyrediyor. Bu rakam dünyanın geri kalanıyla olan toplam ticaret hacmimizin sadece %3'üne tekabül ediyor. Bu rakamı %10'lara taşımalıyız. Hem ticaretimizi hem karşılıklı yatırımlarımızı süratle artırmalıyız. Sevgili kardeşim, Azerbaycan'ın dünyada yalnız olmadığını ve Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olacağını gösterdi. Yeşil teknolojiler ve dijital çağda akıllı şehirler temalı zirveye Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan cumhurbaşkanları ile birlikte gözlemci ülke Macaristan'ın başbakanı katıldı. Türk dili konuşan ülkeler İşbirliği Konseyi'nin liderleri ilk kez uluslararası bir zirveye tanıklık eden Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na tekneyle geldi. Onları mehter takımı karşıladı. 8.'si düzenlenen zirvede Türk Konseyi'nin adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildi. İstanbul Bildirisi imzalandı. Hiç kimse Türk Devletleri Teşkilatı'ndan rahatsız olmamalı. Tam tersine kadim tarihi ve insani ilişkiler üzerinde yükselen bu hasbi yapının bir parçası olmaya çalışmalıdır. Erdoğan Karabağ zaferi dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Türk Dünyası Ali Nişanı verdi.